Efendim hazır mıyız? Yepyeni bir şarkı daha. Bizimkisi bir aşk hikayesi Mor beyaz kitap gibi biraz Çokken ve dörtken diken gül gibi Bizimkisi geometrinin dibi Bu ispatlar senin için Bu çözüm ikimizin Seni hiç üzülme, ağlama Gülümse daima Ey güzel arkadaşım kim ne derse desin Geometri ne zorluklarla gelirse gelsin Bu ispatlarla bu çözümlerle çokken dörtgen de bitecek 23. föydeyiz en sevdiğim sayıdayız. Uğurlu sayımdayız. En güzel asal sayı. Sayılarım bir tanesi. Dopam batlı canım benim. Gönder gelsin diyorum. 23. föydeyim efendim. Ne girişti be. Şarkının sözlerini beğendiysen aşağı yazarsan severim efendim. Efendim paralel kenarda açı uygulamalarını anlatacağım sana ki. Arkadaş biz bunun ispatlarını yamukta yaptık. Biz bunun ispatlarını dörtgende yaptık. Hatırlamıyorsan çekerim o kulaklarını. İspatlarıyla yaptık. Yine ispatlarıyla yapacağım. Ama oradaki kuralların aynısı ve güzel arkadaşım. Hemen bir başlayalım. Hatırlıyor musun paralel iki kenar arasından çekilen açı ortaylar bir noktada kesişirse o nokta 90 derece olur. Biz bunu ta ki dörtgenlerden beri söylüyoruz. Şimdi tabii ki burada hazır çizilmişi var ama biz hazır çizilmişlere kanmıyoruz. Gidiyoruz o Türkiye haritasında nasıl ki sen akarsuları, dereleri, tepeleri gösteriyorsan paralel kenarda da göstereceksin. Önce açı ortayları çiziyorum noktaya nokta. Cızgıya cızgı çektik mi hocam çektik geldim buraya 90 dereceyi yapıştırdım mı yapıştırdım hocam neden 90 onu söylemeyeyim ayıp olur artık gerçekten ayıp olur çünkü bu a, dakikaya gelene kadar 2A2B180A artı B söylemeden de edemiyorsun bu hocam aynen öyle peki indim dikten diye bir laf başlıyordu hatırlıyor musun indim dikten denden denden ortadaki benden dediğimizde tam ortadan bölüyorduk burayı onu da hatırladın. Hadi gelin bunların hepsine birer isim verelim. Harflendirelim. Burası A kenarı olursa, burası da A kenarı olur, burası da A kenarı olur. Otomatikman şu karşısı 2A olur. Yetmez efendim. Bu çizdiğimiz doğru aynı zamanda ne olacaktır? Yukarıdaki ve aşağıdaki kenara da paralel olacaktır. Çünkü adı üstünde orta taban. Anlaştık, anlaştık. Peki ben bu kenarın AB kenarının tamamına AB yerine B desem Şurada kalan parçaya ne yazmak zorunda kalırım? Büyükten küçüğü çıkarır b eksi a. Yukarısı da b olur mu? Olur. Olay mevzu bundan ibaret. Anlaştık mı? Yamukta bunu çok ayrıntılı yapmıştık. Hatta Yamukta de, hatırlatıyor mu? Hatırlatayım ben sana. Hani o açı ortayın üzerindeki bir noktadan açı ortayın kollarına çizilen dikmelerin uzunlukları eşit de demiştik ya Yamukta da kullanmıştık. Aynısını gel seninle birlikte burada da kullanalım. Kayıttayız değil mi? Aman bir yanlışlık olmasın. Açı ortayların buluştuğu o yer 90 derece. Tam buradan biz kenarlara dikmeler attığımızda o dikmelerin bütün hepsi birbirine eşit olmak zorunda da. Neden dersin? Hani bu ispat bizim için de hocam. O zaman gel senin için bir ispat yapalım açı ortayları kesiştirdik. 90 dereceyi oluşturduk. Bitti mi bitmedi. Benim yapmam gereken olay mevzu neydi burada? Buralara dikmeler çekmek. Bak buraya bir tane dikme atalım. Attık hocam. Ben bunun uzunluğuna H dedim. Yetmez efendim. Gittim karşıt kenara da bir tane dikme attım. Ve bunun uzunluğuna da H derim. Neden? Açı ortayın. Üzerindeki bir noktadan açı ortayın. Kollarına dikilen dikmeler. Atılan dikmeler eşittir. Uzunlukları eşittir. Efendim bu cümle bile yani harika. Şiir gibi cümle. Şarkı gibi cümle. Kullanırız bunu ileride bir yerde. Ay bu bile şiir gibi oldu be. Neyse. Aşağıdan geldiğinde açı ortay bu. Açı ortayın kolları bak bu. Eyvallah hocam. Açı ortayın üzerindeki bir noktadan kollara çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşit dedik. Burası dikme ise burası da H olacak. Artık ben paralel kenarın yüksekliğini direkt buradan bulabileceğim anlaştık mı? Hatta hatta gittim o yüksekliği buradan çektim dedi. Biz yine mesela şuraya 2h dediysek, buranın uzunluğu da ne olmak zorunda? 2h olmak zorunda. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Lütfen anlaştık da bana. Şimdi sorular gelsin işte. Evet, Ay, pardon, çizdim burayı. Güzeldi sorularımızı efendi efendi sorularımızı çözelim. 6 var, 2 var, x var. Aç ortayı yakaladın mı güzel genç? Burayı da yakaladın mı? Abi affetmeyeceksin, yapıştıracaksın. Bu, burası bir kere 90 derece olmak zorunda. İspatları ile birlikte göstermiştik. Ardından dedik ki ya hocam senin buradan bu paralele devam ettiğinde tam ortadan ikiye biliyorsun, orta tabana dönüşüyorsun ve şuradaki üçlüler birbirine eşit oluyor. Ve bu 6, burası da 6, yetmez bu kenarın tamamı da 6. İkisini kullandım, buraya 4 kaldı, buraya 4 kaldı, buraya 4 kaldı. Benden EB uzunluğunu istemiş, o da 4'tür dedim. Vurdum cevabı, yapma be! Oluyor mu ne? Ay ne güzel oldu. Bugün neden böyle şiir gibi dökülüyor laflar ağzımızdan bilemedim açıkçası. Burası cızık, burası da cızık. Burası nokta, hocam burası da nokta. Bir kere burası 90 olursa hani bu açı ortayların buluştuğu noktalar 90 derece oluyor da burası da 90 derece oldu. Peki az önce anlattığımız mevzuyu biz bu iki üçgende ortak çizsek hani indim dikten denden denden ortadaki benden. İndim dikten denden denden ortadaki benden. Çok akılda kalıcı bir kuraldır. Yetmedi. FC x'i istiyorsun. Hocam oraya nasıl gideceğim? Bir kere biz şurayı iki parçaya böldük mü seninle birlikte böldük. Burası da iki çıktı mı? Çıktı. Yetmez. Şuranın tamamı kaç birimmiş? Altı birimmiş. İkisini kullandın. Geriye ne kaldı? Dört. Buraya ne kaldı? Dört. Buraya ne kaldı? Dört. Yetmez. Burası da dört. Bak nereden nereden dolaştık en başa geri döndük. X artı ikinin kaç olduğunu buldum? Dört. X'in kaç olduğunu seç seçerim oradan? İki. Yapıştır abi ikiyi. Gönder gelsin de be. Şimdi daha temel, daha kolay bir soruyu denk geldi ama yapalım bundan. Burada bir açı ortay var. E, Z kuralı diye bir şey var bizim elimizde değil mi? O Z kuralını kullanalım. Sadece buraya açı ortayı taşıdım. Dedim ki burası 8. Karşılıklı kenarlar eşit bu da 8. Ya hocam baksana burada misler gibi ikiz kenarı üçgen oluşmuş. Bu da 8 olmaz mı? Olur elbet. 8 artı x'in 10 olduğunu bulduğumuza göre artık soruyu bitirme vakti. X'in cevabı eşittir 2'dir dedim. Vurdum cevabı. 2 altıncı sayfayı bitirdik bile. Ne hızlı geldik biz buraya. Ve henüz daha 6 dakika oldu. Baya baya kısa bir ders olacak bu ama çıtır çıtır çerez gibi abi çerez gibi. Çiğdem bilir misin? Bizim orada çiğdem der çıt, çıt 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 çıt. Bırakamazsın da. Ama böyle hızlı hızlı da biter. Küçücüktür. Bizim geometrilerde küçücük lokma gibi lokma. Böyle bir lokma derler ona. Bir ufacık lokma ama ardından yenisi. Hadi gel. Aç ortaylar var. Şurada bir tane 90-60. Bu soru güzel. Bak bu soru güzel. Diyorum ki, bizim öğrendiğimiz tek bir kural var şimdilik. Ben buranın bir kere 90 derece olduğunu biliyorum. Buradan bir tane kenarortay çizdiğimde indimlikten den 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 ortadaki benden dediğimizi de biliyorsun. O zaman bu parçaların her birinin onar birim olduğunu hemen yazabiliyoruz. Ama yetmedi. Şimdi diyorum ki, ya bu zaten bir orta taban artık. Peki ben bu orta tabanı devam ettirseydim? Şuraya, oh, hocam senin de elinin ayarı hiç mi yok ya?" Hiçbir düz çubuk çizmedin hayatında. Yani biraz benzedi de bir sefer oldu. Şuranın tamamı yan taraftaki kenarın uzunluğuna eşit olduğundan 15. E onunu kullandın. Şuraya kaç kalır arkadaşım? 5. Şimdi ben dikkatleri şuradaki sarı üçgenin içerisine çekmeye çalışacağım. O üçgeni birazdan kenara alacağım ama öncesinde bir şey daha var. Şuradan şu parçaya olan uzaklık aşağıdaki kenarla aynı olan 11'e eşit değil midir eşittir? Şurası kaç kalır? 7 idi orası buraya 3 kalır. Hocam hiç uzatma. 3 4 5 dik üçgeni var orada bence sen de çok rahat gördün ama bu soru harbiden güzelmiş. Hani pekiştirme soruları arasında öyle güzel sorular da denk gelecek karşımıza. Açı ortaylar var. Bunu uzatmışlar. Bir kere biliyorsun ki burası orta taban abi. Yani şurası 4 ise Şurası 2'dir, şurası da 2'dir. Niye? Tam ortadan 2'ye bölecek. Sebep? Ya arkadaşım ben bu doğruyu devam ettirdiğimde buradaki dik üçgenin kenar ortayı durumuna geliyor. O zaman buradaki bütün parçalar birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. E 2'yi taşı karşıya. Burası da 2, burası da 2, burası da 2. E tamamı 11'im X artı 2 10'sa X'e kaç kalacak? 8. Yapıştırı gitsin. Efendim ne güzel sorular bunlar. Vallahi hiç herez gibi gidiyor ya. Aha. Bir tane arada patlattılar ama zor mu bilemedim. Buna göre BK. BK eşittir x kaç birimdir? BK neresi hocam? Şuradaki yüksekliği istiyoruz. Hani o dersin başında anlattığımız ikinci kural vardı ya. Açı ortayın kolları üzerinden şey gibi şey. Dikizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir demiştik. E i̇şte o kuralı kullanma vakti. Bir kere buranın 90 derece olduğunu söyler miyiz? Söyledik peki hocam elimize ne geçti? Elimize Öglit geçti. Öglit kuralını sana hemen buraya kısacık hatırlatmamı yapıyorum yine. Diyorum ki A var B var H var. O zaman H kare eşittir A çarpı B. Benim amacım şuradaki H'ye ulaşmak. Diklikleri gördün. O zaman yazdım ki H kare eşittir 2 çarpı 8 ise H'nin karesi 2 kere 8'den 16. H'nin cevabı buradan 4 çıktı. Şimdi yetmez tabi bu bize. Şuradan bir tane dikimeyi de çektim geldim. Dedim ki şurası dik hocam. Şurası dik hocam. Buradaki dikme ayaklarının uzunlukları birbirine ne olmak zorundaydı eşit. Hocam burası da H'dir. Şuradaki parça da ona eşit olacak artık sebebini biliyorsun. Lütfen neden diye sorma. Neden? Kaplumbağa deden dermişim ama o espriyi de yaptı sayma. Ama yaptık bunun. Keseriz burayı neyse unutmazsam inşallah keserim. H kaçtı unutursak da gitti arşağıda gömdüler bize. Burası 4. Burası da 4 oldu mu oldu? X dediğimiz kaç birim oldu? O yüksekliğin tamamına eşit oldu. 8 oldu. Ona da vurdum cevabı. Gönder gitsin dedim. Baya baya 23. Ve bu kadar abi. 64-65 oradaki sorular ellerinden öper. Bu kadar soruyla kurtulamazsın. Tek başına soruyla kalmadığın sürece... Çok şükür fazla bir zarar yok. <laughs> bir sonraki payda görüşünceye kadar ben etrafı toparlıyorum. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.